arkadaşım, dostum, asker arkadaşım, can arkadaşım, hatta kardeşim diyen sizi uğruna böbreğinizi feda ettiğiniz Eda Hanım'la tanıştıran Hayrettin Bey ve eski eşiniz Eda Hanım arasında bir gönül ilişkisi olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yok, hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. Şöyle, onlar zaten çocukluk arkadaşıydı. Hayrettin'le Eda'nın arasında bayağı bir yaş farkı da vardı yani. Hiç düşünmedim. Öyle bir şey olacağını da tahmin etmiyorum. Şu an ben size... Olsaydı ki Hayrettin bana söylerdi zaten. Şu an ben size düşündürttüğümde de böyle bir şeyin olamayacak olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ahu Hanım, o benim askerlik arkadaşım. Evimize her gün girip çıkan. Yani o benim askerlik arkadaşım. Böyle bir şey imkansız. Ki olsaydı zaten bana söylerdi o. Selim Bey, asker arkadaşınız Hayrettin Bey'le sizi görüştüreyim mi? Olur. Görüşmek isterim. Öyleyse şöyle yapalım lütfen. Asker arkadaşınız Hayrettin Bey, izlemeniz üzere sizin için bir mesaj, bir video hazırlamış. Siz aracımızın içerisinde sizin için hazırlanan o videoyu izleyin lütfen. Sonrasında da ben şimdi Hayrettin Bey'in yanına gideceğim. Oraya yanımıza gelin, olur mu? Tamam, olur. Çünkü siz gelmeden Hayrettin Bey'in o itiraflarını biz de öğrenemeyeceğiz. Bir tek o itirafları size edeceğimi söyledi. Gelin lütfen yanımıza. Tamam. Birlikte dinleyelim, tamam, ne diyeceğim. Olur, ben araçtaki videoyu izleyeyim. Tamam. Tamam, ben de merak ettim. Bakalım ne söyleyecek, tamam, ne itiraf edecek. Tamam. Ben videoyu izleyip geleyim yanınıza. Tamam. Buyurun lütfen. Tamam. Çok merak ediyorum. Hayrettin Bey'in itiraflarını çok merak ediyorum. Biliyorum siz de çok merak ediyorsunuz. Gelin birlikte dinleyelim. Selim gelecek mi? Gelecek, evet. Yani gelecek. Geleceğim dedi. Gelsin. Artık gelsin, şu üzerimdeki yükü atmak istiyorum. Yani bu vicdan azabından ben bugün kurtulmak istiyorum Ahu Hanım. Selim Bey gelmeden önce acaba şu üstünüzdeki vicdan azabıyla ilgili, üstünüzdeki bu yükle ilgili... Tekrar soruyorum, bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün detayları Selim geldiğinde açıklayacağım. Selim merhaba. Aylardır sana söylemek istediklerim var. Yıllardır vicdan azabı çekiyorum. Ben sana çok kötülük ettim. Arkadaşlığımıza, kardeşliğimize ihanet ettim. Ben Eda'yı senin tahmin ettiğinden daha fazla tanıyorum. O benim için bambaşka birisi. Bu senin sağlığına bile mal oldu. O yüzden son kez benimle konuşmanı istiyorum. Selim gelsin. Zaten siz de beni suçlayacaksınız, biliyorum. Yani Selim beni affetmeyecek. Zaten ben de kendimi affetmiyorum, affedemiyorum. Biliyorum. Selim çok üzülecek. Gerçekten çok üzülecek. Kahrolacak belki de ama... benim anlattıklarımdan sonra... yıkılacak belki de. Hoş geldiniz. Buyurun Selim Bey. Kardeşim, nasılsın? Hoş geldin kardeşim.
Yüzüne bakacak gerçekten halim yok ama ben bunu burada yapmak zorundaydım. Yani seni çağırdım, biliyorum arayabilirdim de. Ama benim nasıl kötü bir insan olduğumu herkes görsün istedim. Kötü bir insan derken sen neyi kastetmeye çalışıyorsun? Hepsini açıklayacağım. Hepsini açıklayacağım. Ama önce senden aldığım paraları sana göndermek istiyorum. Ne parası? Ben sana para falan vermedim ki. Ben aldım. Ben şu işlemi bir yapayım. Ondan sonra görüşeceğiz. Biraz bekleteceğim. Hayrettin Bey, benden para almadın diyor. Ah hanım, ne parası aldığınızdan bahsediyorsun? Hepsini açıklayacağım. Ama biliyorum ki kabul etmeyecek. O yüzden önce ben parayı göndereyim. Ondan sonra bütün itiraflarımı yapacağım. Emin olun. Ama gerçekten ben artık böyle bu sizin bu kapalı bir kara kutu halinize hakikaten çok sıkıldım. Haklısınız ama dediğim gibi beni yani bu işten sonra gerçekten polise dahi şikayet edebilirsiniz. Ki yaptığımız suç olduğunu da biliyorum ama söylediğim gibi bana biraz müsaade edin. Çok enteresan. Evet, böyle bir biliyorum şey bunun farkındayım olmanız. Ama şu işlemi yaptıktan sonra gerçekten bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Sen de söyleyebilirsin. Ne işlemi ya? Ben sana borç para vermedim hanım, ne diyor bu ya? Ben hiç, inanın yani beyefendi başvurmuş olduğundan itibaren. Tamam da ben. Şu işleme gelene kadar anlayamadım o bana kadar çok şey. Bana para falan gönderme ya, istemiyorum sen paranı. Anladım ama anlayamadım. Biraz sakin. Ya ne sakin olacağım ya? Ne yapıyorsunuz ondan sonra şu an? Lütfen bir saniye, bir saniye. Evet şu an işlem tamam. Para göndermiştin ya. Senden para falan isteyen yok, tamam? Ne kadar göndermiş? 150 bin göndermiş ya. Ne? Hanım ben borç para falan vermedim bu ya. Hayretim Bey, niçin Selim Bey'in hesabına 150 bin lira kadar büyük bir meblağ geçtiğinizi öğrenebilir miyim? Ben artık itiraf etmek istiyorum. Artık Allah aşkına eder misiniz? Hatta şunu da yapacağım. Yani sen istersen bu söylediklerimden sonra bağır, çağır, küfret. Bana gerekirse vurabilirsin de ama kimse ben vurmayacağım. Arabamı da satıp onun da parasını sana vereceğim. Ya istemiyorum arabanı da paranı da istemiyorum ya. Ben seni kardeş bildim ya. Önce beni dinleyin. Ondan sonra istediğiniz gibi yargılayabilirsiniz. Buyurun. Ben lise dönemlerimde birisiyle tanıştım. Mahallemize yeni taşınan birisiydi ve rahatsızlığı vardı. Ve ben onu o kadar çok sevdim ki deli gibi aşıktım. Yani onun hastalığından kurtarmak için elimden ne geliyorsa yaptım ve çok zor bir şey, gerçekten çok zor bir şey. Katlanılması imkansız bir şey belki de ama ben buna katlanarak sevdiğim için onu kaç tane insanla tanıştırdım. Ve arkadaş olmasını sağladım. Ve bunun ismi Eda. Eda. Ne diyorsun sen ya? Lan oğlum ben seni arkadaş bildin. Ben Eda için böbreğimi verdim lan. Sen, böyle bir şey bana nasıl yaparsın sen? Sen aşk nedir biliyor musun kardeşim? Yok ben seninki aşkla ben böbreğimi verdim. Ben canımı verdim lan. Ben de çok sevdim. Bu kadar saf olmasaydın o zaman. Size bir şey ben söyleyeyim mi? Ben deli gibi sevdim ve yapmış olduğunuz oğlum, dolandırıcılığı, terbiyesizliği aşıktım. Çok seviyordumla örtemezsiniz biliyor musunuz? Çok yapmış seviyorum. Olduğunuz şey çok korkunç. Ben çok aşıktım. Ne demek bir sürü insanla tanıştırdım? Emin olun, emin olun ben Selim'den daha çok sevdim. Selim'e hakim olabiliyorsanız lütfen oturur musunuz? Hanım ne diyor ya? Ben her şeyi gerçekten aşk için yaptım. Sevdiğim kadın için yaptım. Onun için nelere göğüs gerdim.
Ve hiç yapmayacağım, kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptım. Ben herkesle tanıştırdım. Ben bugün vicdanımı rahatlatmaya geldim buraya. Kaç kişiyi dolandırdınız? Kimseyi dolandırmadım. Sadece onlara arkadaşlık kaç etmelerini sağladım. Kaç kişiyle tanıştırdım dediniz ya, kaç kişiyi dolandırdınız? Dolandırıcılık ya bu beyefendi. Çok kişi Ahu Hanım. Çok kişiyi dolandırdınız. Ne demek bu ya? Ne diyor Ahu Hanım bu ya? Kardeşim özür dilerim ama ben bunu yapmak zorundaydım. Sevdiğim kadın için yapmak zorundaydım. Ya seninki sevmek değil, sen milleti dolandırmışsın arkadaş. Evet, biliyorum ve bu yüzden buradayım ben. Ben milyonların önünde kötü bir insan olduğumu açıklamaya geldim buraya. Lan oğlum biz seninle asker arkadaşıydık lan. Lan oğlum sen böyle bir şey bana nasıl yaparsın? Bir de benden önce başkalarıyla da tanıştırmışsın. Evet, bunu da yaptım. Ben buna sevdiğim için göğüs gerdim. Lan oğlum bak, bak buna denir lan. Bu nasıl sevmek? İstediğini söyleyebilirsin bana. Böyle mi sevdin bana sen? İstediğini söyle, istediğin hakaret et, hiçbir şey yapma. İnsan sevdiği kızı götürüp başkasıyla mı tanıştırır? Oğlum ben sevdim diye ben gidip böbreklerimi verdim lan kıza. Ben de çok sevdiğim için tanıştırdım işte. Ya bırak arkadaş ya. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Ben çok sevdim. Ne diyor Ahu Hanım ya? Oğlum böyle sevmek mi onu lan? Selim, çok sevdim. Ben çok aşıktım. Lan oğlum bak, bak beni deli etme ha. Ya bir daha utanmadan bana para gönderiyor ya. Lan oğlum sen kendin de rezil ettin, ben de rezil ettin lan. Haklısın. Ahu Hanım, bence siz de daha fazla bunun karşısında durmayın ya. Bir de sevdim diyor ya, bir de benim karşıma geçip kızı sevdim diyorsun ya. Ahu Hanım, kusura bakmayın ya, ben daha fazla bunun karşısında duramam ya. Anlıyorum Selim Bey, çok haklısınız. Böyle şey mi olur ya? Size bir şey diyeyim mi Hayrettin Bey? İnsanın sizin gibi bir dostu varsa hayat boyu düşmana ihtiyacı yoktur. Haklısınız. Ben onu anladım sizden. Gerçekten. Daha fazla karşımda oturmanızı istemiyorum. Ben her şeyi lütfen terk için eder misiniz? Lütfen terk eder misiniz? Sevgi, aşk bunlar kutsal duygulardır. Siz hangi hakla insanları dolandırmayı, insanların hayatını mahvetmeyi, bir insanı sağlığından etmeyi sevgim için, aşkım için dersiniz ya? Bu nasıl bir rezillik? Nasıl bir ahlaksızlık bu? Terk edin lütfen burayı. Sizi görmek istemiyorum. Peki. Gider misiniz? Dediğim gibi, insanın böyle korkunç bir dostu varsa hayat boyu düşmana ihtiyacı yoktur. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.